Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Otobüs Simülatör Ultimate'e devam edeceğiz. Yeni bir güncelleme gelmedi. Gelmedi diye oynamayacak mıyız? Oynayacağız tabii ki ama çok sık oynayamayacağız. Ve bugün Otobüs Simülatör Ultimate'de gördüğünüz gibi Beydağı Turizm var. Nereye gidebiliriz? Bugün kayısı yemeye gideceğiz, hem de Malatya'ya arkadaşlar. Şimdi hemen terminallere geliyorum. Bakın, Türkiye'yi seçtim. Abi şimdi şu aşağı tarafa geleceğim. Malatya terminalini açacağım. Kayısı yemeye gideceğiz Malatya'ya arkadaşlar. Hem de Beydağı Turizm'de. Yanlış bakmadıysam Beydağı Turizm Malatya'ya aitmiş. Yanlış değildir umarım. Şimdi abi Malatya'ya geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum. Aha geldim. Yüksek yolcu sayısı diyor. Hemen kilidini aç diyeceğim. 75 altına Malatya terminalimizi açtık. Malatya ofisimizi açtık. Ve bugün Malatya'ya kayısı yemeye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi otobüsümüz Travego'nun 19SH'de Black Edition olması lazım. Yanlış söylemediysem. Nereden gidelim abi? Malatya burası. Bakın abi. Şimdi bizim şöyle İzmir Malatya mı yapsak? Aman abi dur, şunları bir, en sevmediğim şey. Allah. Abi zoom yapıp yapacaksınız. Yoksa çok sıkıntı bu olay. Hepsini seçiyor kendi kendine falan. Şimdi abi biz İzmir'den Malatya'ya gidelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir sefer yapalım. Geri geleyim abi. Gördüğünüz gibi 1267 kilometrelik uzun bir sefer olacak ama tadını çıkaracağız. Kayısı yemek için Malatya'ya kadar gideriz abi. Şimdi saatimiz şöyle sabah saatleri 7 olsun. Açık havada gidelim ve bilet fiyatlarımız 52 değil. Hadi kıyak geçelim. Plakaya özel diyecektim abi, 44 yapamadım ya. 44 Malatya dedim, 45 yapılıyormuş. 1 lira da zam gelsin, 45 liraya Malatya'ya yolcu taşıyacağız bedava. Binin binin gidelim abi. Şimdi tabii ki ikram alacağız. Su, çay ve simit alalım arkadaşlar. 3 tane de ikram aldım ve İzmir Malatya seferi başlıyor. Kayısı yemeye Malatya'ya gidiyoruz. Travego ile otobüsümüz Travego, Beydağı Turizm'le. Hemen sefer hazır diyorum. Bakalım şimdi şöyle bir şey denedim. Artık oyunu farklı bir emülatörde oynamaya başladım. Videodan önce test ettim. Uzun bir süre oynadım. Atmadı oyundan. Eğer atmazsa şu video sürecinde mesela, muhtemelen bundan sonra şey yaparız. Bu emülatörde oynamaya devam ederim arkadaşlar. Ve diğer oyunlarda, işte Truck Simulator falan da burada oynarız. Bir bakacağım ama. Bu otobüsümüzü bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir otobüs abi. Beydağı Turizm gördüğünüz gibi çok güzel bir skin. Çok güzel yapmışlar. Ben yapmadım bu skin'i. Vaktim yoktu. Vaktim de. Vaktim yoktu. Olsa ben bazen böyle yapmayı seviyorum skinleri falan ama buna vaktim yoktu. Ve çok güzel bir skin yapılmış. İzmir'den hemen terminale giriyoruz. İzotaş diyor gördüğünüz gibi. Terminale gireceğiz. Daha sonra Malatya yolu bizi bekler arkadaşlar. Uzun bir yolculuk olacak. Sabah saatlerinde yola çıkıyoruz. Muhtemelen sabah 6.30 abi, bizim Malatya'ya varmamız kaç olur? Yani yaklaşık 17-18 saat sürse tahmini yani bayağı bir uzun oluyor. Bayağı bir uzun sürecek, hesaplayın işte. 17-18 saat rahat yolumuz var, rahat sürer. Bakalım abi şimdi peron nerede? Muavin hiç yardımcı olmuyorsun ya. Abi peron nerede? Aha buradaymış. Abi, perona girelim. Yolcular bekliyor. Bir Malatyalılar bekliyor abi. Giremedik mi? Evet, şu girişe bak abi. Böyle araba mı park edilir ya? Böyle araba mı park edilir? Böyle perona mı girilir? Bir daha bizi iş almazlar valla. Bu muavin de zaten hiç yardımcı olmuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar artık muavini alıştık. Abi şunları açayım. Sesimiz full değil mi? Geç abi. Geç abi. Teker de böyle kaldı. Muavin topla balizleri falan yolcuların. Gidelim abi. Yolumuz uzun. Malatyalıları bekletmeyelim. 41 yolcuyla, keşke 44 olsaymış, ne güzel denk gelirmiş. Harika olurmuş. Kapıları kapatıyorum. Aslında şeyi gelse, şöyle bir özellik gelse güzel olmaz mı? Bakın. Böyle peronlardan çıktığınızda muavin inecek. Aa, böyle gel gel yapacak falan. Hani örnek veriyorum. Buraya kadar bekleyecek sizi. Tam vitesi D'ye aldığınızda, yani ileri doğru gitmeye başladığınızda, artık onu nasıl yapılır bilmiyorum, otobüse binecek. Güzel olur aslında. Eğlenceli olabilir. Bilmiyorum, çok gerekli mi bilemedim ama eğlenceli olur gibi geliyor. Abi. Otobüs geliyor. Dayı beklesene ya. Abi 2 dakika bekleyemedin Efe Turizm ya. 2 dakika bekleyemedin ya. Hadi abi gidiyoruz.
Ne diyor, otobüste klima yok mu? Hemen açalım. Daha bir sabahın köründe ne kliması ya? Hadi 20 dereceli bir don bir. Yani hemen ne kliması? Abi biraz sesim az ya. Yo, gerçi eskiden böyle olsa da sesi çok güzel gelirdi. Benim kulaklara bir şey oldu herhalde. Normalde çok yoğun gelirdi ses. Artık oyunlara duyamıyorum. Kulaklar gitti, yaşlandık. Hadi bakalım. Abi sağdan gidiyorum. İleriden çıkacağız. Oo, o ne? 96 ile 94 yaptı bakın benzini, mazotu seviyesini. İki indi bir anda. Çok hızlı, aşırı hızlı indi. Herhalde hep öyle olmaz. İlk başta öyle bu oldu. Abi ne kadar büyük bir terminal ya. İzmir terminali İzotaş'tan çıkacağız. Otobana çıkacağız. Artık yardıracağız arkadaşlar. İkram servisi de yaparız. Muavinimiz inşallah yapar yani. Bakacağız. Otobüs zaten abi mükemmel. Ben kısalar açayım. Muavin, ne yapıyorsun geride kaldın öyle? Göremiyorum seni. Abi otobüs harika zaten. Travego ile yolculuk başlıyor. Beydağ Turizm gördüğünüz gibi. İyi yolculuklar diler. Hemen bir anons geçelim abi. Hareket saati önünde. Sayın konuk, devam edin. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Evet. Duydunuz zilin sesini arkadaşlar. Muavinimiz bir anons geçti. Bir daha geçelim abi. Sayın konuklarımız. Hemen Wi-Fi açalım. Abi yol akıyor arkadaşlar. Gerçekten otobüs zaten abi mükemmel ya. Şu gidişe bakın. Harika gözüküyor. İlk kez bugün Malatya terminaline gideceğiz. Bakalım göreceğiz. Ben de biliyorum, hatırlıyorum yani. Bakalım gerçeği gibi olmuş mu, olmamış mı? Görünce anlayacağız. Siz de varsa Malatyalılar, Malatya terminaline gidenler yazarsınız. Abi gerçeğin uygun yapılmış mı? Yoksa öylesine bir terminal mi? Bakarız. Şu an için bu otobüste var ya, öyle güzel bir yolculuk yapacağız ki, öyle inanıyorum. Abi tabii ki verdiğim paraya değecek ya. Tabii ki çok konforlu. Biz kaç milyon aldık biz bu Travego'yu. Yani olsun o kadar değil mi arkadaşlar? Yakında yeni otobüs de gelecek bu arada. Ne alayım bilmiyorum. Var mı istediğiniz bir şey? Varsa yazın yorumlara. Ona göre bir yeni bir otobüs alacağız. Siparişimizi vereceğiz. Çünkü artık yeni otobüse geçelim arkadaşlar. Firmamız büyüyor. Para kazanıyorsak yatırım yapmamız lazım işimize. Böyle yardıra yardıra gidiyoruz valla. Ben şu farları kapatayım ya. Abi adamları, araçları fena ışık ışıldıyor. Yani far vurduğu için çok fena ışık yapıyor. Gerçi gene yapıyormuş. Ben de şurayı fardan oluyor sandım. Abi nasıl gireceğiz buraya? Allah! Abi nasıl gireceğiz? Az hızlı gidin ya. Abi az hızlı gidin ya. Araya giremedim ki. Sıkıştık kaldık orada. Dayı sen ne yapıyorsun ya? O nasıl bir araba sürüş? O nasıl bir araba sürüş? Allah'ım elleri direksiyonda bile değil. Abi ben bir... Muavin sen çok oturdun. Sen çok oturdun abi. Bir ikram servisi başlatmadan önce var mı abi bizim ikramla alakalı bir şeyimiz? Yok. Abi ikram servisimiz başlamıştır. Muavin artık biraz çalışsın diye ikram servisini başlattım. Abi hemen oturmuş ya. Abi bir bakayım dedim ya. Adam iş yapıyor mu diye bir bakayım dedim. Adam direkt oturmuş zaten. Fırlattın mı? Ne yaptın hemen yolcuların üzerine şeyi? Anlamıyorum yani. Abi müzik dinlemek istiyorsun da ne gerek var ya Allah aşkına. Bırak şimdi müziği. Az kulaklığını kendin dinle. Herkese bir... Ne öyle düğün salonu gibi? Hop! Allah! Var ya efsane geçtik yalnız. Bak bak transit rampada tıkanmış. Ne oldu transit? Tıkandın mı? Sen niye dörtlü yapıyorsun? Bu yaksın dörtlüyü. Sen şeridinde gidiyorsun zaten. Adam dörtlü yakıyor, gidemiyorum diye. Şimdi aklımın başına geldi. Yürü yürü bas gaza abi. Dörde çek bas gaza. Beşle çıkma buraları. Dörde çek bas gaza. Abi var ya. Bak tampon yapıyorum şu an. Yani tampon tampona gidiyoruz transitle. Bak şimdi basar gaza basar gider yani. Lan üstüme geldi. Aman abi. Aman abi. Valla otobüs simülatörü özlemişiz ya. Ya oyunu aslında seviyorum ama nasıl seviyorum, oyundan atmazsa. Attığı zaman hiç oynayasım gelmiyor yıllarca yani. Ama şu an bir ümidim var. Valla abi yani iyi bakalım gidiyoruz şimdilik. Bir şey yok gibi. Ki bundan önce ben 20 dakika oynadım. Hem otobüsü temizledim. Otobüs aşırı kirliydi. Temiz olsun diye. Sizlere temiz gözüksün diye şöyle güzelce bir yıkattım falan da bir 20... Allah'ım
çarptık. Bir 20 dakika falan oynadım. Hiçbir şekilde atmadı. Bakalım göreceğiz. Atmazsa bir 15-20 dakika, hatta şöyle söyleyeyim, Malatya'ya kadar varabilirsek var ya, mükemmel. Gerçi daha önce de yani vardık. Daha sonra yine atmaya devam ettiği zamanlar da oldu. Bilmiyorum, bakacağız. Abi ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Abi bizim araç çok hızlı. Millet yavaş. Yani olmuyor. Biz yardırıyoruz abi. Bize yetişemezler. Aman abi, şimdi üstümüze kıracak o tır. Şerit teke düşüyor çünkü burada. Şu an için 874 kilometre kaldı. Muhtemelen şu an Bolu civarına geldik. Tırmanışlarımızı yapıyoruz. Bolu Dağı gibi düşünün. Öyle bir şekilde. Vallahi harika bir şekilde abi. İç kokpitten de sürüyoruz. En sevdiğiniz tarz kokpit sürüşü. Çıksam araç gelir mi abi? Vallahi sollamaya çıkmam. Hiç iyi de etmedik. Hemen önüne kırmam lazım. Aman, aman abi. Ne girişti be. Yemin ederim. İyi makas attık orada. Tabi istemeyerek yaptık bunu ama yapmak zorundaydık. Kaza yapmaktansa makas attık istemeden. Ama gerçekten çok güzel gidiyoruz şu an. Sorunsuz abi. Ben biraz farlar açacağım. Şu içmiş aydınlansın. Kokpit ışıkları falan. Abi bizim bir açacak bir şeyimiz var mıydı? Burayı değil, okuma ışıklarını açabilirim insanlara. Abi, çok güzel. Biraz kötü döndük. Biraz dışarıdan gidelim mi? Abi şöyle biraz da dışarıdan bakalım. Abi, Beyda Turizm. Umarım doğru olmuştur. Abi, baktım Malatya'ya ait bir otobüs firması diyor. Dediğim gibi umarım doğrudur. Güzel bir şekilde, güzel bir skinde yapılmış. Travego 19 için bu skin. Güzel. Bakalım siz de beğenirseniz ne hala. Ekranlar, hemen açalım abi. Sen ekran açmamış. Pardon, VC'yi ne açıyoruz? Otobüste VC yokmuş bu arada. Travego 19'da. Abi çok iyi. Yani gayet iyi. Aman. Aman 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 abi. Biraz yavaş. Rampa aşağı iniyoruz. Sonra dağ yolu. Hızlı gitmek zaten uymaz bize ama biz tabii duramıyoruz yerimizde abi. Biz yerimizde duramıyoruz. Basalım istiyoruz. Öndeki test elektrikli pilim biter diyor. Basmam diyor. Allah, biz de hemen mazot alabiliriz ama onun öyle bir şansı yok. Allah ne yapmasın seni ya. Ya abi niye frene basıyorsun ki? Dümdüz yol ya. Dayı ne biçim araba kullanıyorsun ya? Bir bakayım şuna ya. Abi yani öyle saçma ki, niye frene basıyorsun ki burada? Zaten dümdüz yol, öbürü gitmişti zaten. İleriye gitmişti. Lap diye frene bastı ve küçük bir kaza oldu arkadaşlar. Abi 820 km kaldı. Sorunsuz gidiyoruz, nazar değmesin. Ne bir kasma var, ne bir saçma bir durum var. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben şöyle bir abi şunu ben bir 115 ayarlayayım abi. Bir de şerit takip olsa ellerimizi bırakacağız böyle. Ben şunu bir çevireyim. Ha, tamam. Doğruymuş zaten. Abi ses az gelmesine takıldım ya. Vallahi cidden yaşlandık mı? Kulaklar mı gidiyor? Normalde ben böyle oynarken sesi inanılmaz duyardım ben ama şimdi hiç, yani çok az duyuyorum. Yani öyle söyleyeyim. Çok az duyuyorum. Normalde hiç öyle olmazdı. Yani oyunun da ses ayarı yok ki. Yani ses seviyesi ayarı yok. Emülatörünki de full. Bilgisayarınki de full ama bir az geliyor yani, anlamadım. Tek bir oyuna değil. Genel olarak bir ses az geliyor arkadaşlar. Üf abi, solu kapattım gidiyorum yemin ederim. Allah Allah, öndeki yeşilli. Kenara geç. Geçme. Ancak babanın yolu gibi gidiyorsun yolun ortasında. Abi yapacak bir şey yok. Yani solluyoruz, makasa giriyoruz, her türlü şeyi yapıyoruz. Adamlar bana kalırsa yavaş yavaş soldan giden de kural ihlali yapıyor arkadaşlar. Ya soldan gidiyorsan hızlı gidip sollayacaksın, sağa geçeceksin yani. Burası sollama şey, tamam, polis abiler var, onlara bir şey yok ama yani buradan orta şeritle buraya sıkıntı yok. Ama bu adam böyle tıngır 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 gidiyorsa bu da kural ihlalidir. Yasak zaten, sollu ihlal etmeyeceksin uzun bir süre. Bak yavaş yavaş gidiyorsun. Yavaş gidiyorsan geç abi sağa, bak bomboş yol var. Bak bu adam BMW ne güzel gidiyor arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde. Böyle saçma sapan hareket yapmaya bizi bırakmıyor. Zorunda bırakmıyor. Bak mesela bu solluyor. Tamam, sollarken gidebilir. Solladıktan sonra buraya geçecek ama öyle hala gitmeyecek orada abi. En sevmediğim şey şu trafikte. Hiç sevmem bu olayı. O yüzden böyle şeyler yaptırıyor. Oyunda bile olsa böyle de kaza yapıyoruz. Ölüyoruz gidiyoruz ondan sonra. Aa, bir dakika, lastik patlamış. Abi lastik patlamış ya. Abi bir kayısı yemeye gidelim dedik. Lastik patladı, kaza yaptık abi. Böyle bir şey yok. Abi bir foto almam lazım.
Bak şimdi. Abi fotoya onay ve ha tamam oldu. Daha yani abi öndeki araba gitmesi lazım, onu bekliyorum. Giderse biz de gideceğiz. Abi adam ne oldu abi? Korkuyor mu? Ne oldu? Bir panik şok halinde herhalde. Abi birkaç foto alacağım bu arada. Da bir açıyı ayarlayamadım. Yok öndeki tıkandı kaldı. Resmen aha derken açıldı abi. Ve biz dörtlümüzü yakıyoruz. Şimdi ben niye soldan gitmiyorum? Çünkü gitmemem lazım. Abi ben dayı bir gelme, ışık geliyor oradan. Bir gelme. Heh. Abi lastiğimiz patladı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet geçmiş olsun. Maalesef onun yüzünden kaza da yaptık zaten abi. Lastik patlayınca öndekine vurdum. Direkt duramadım. Bak, polis abi var mı yakında bir servisi ya? Aha varmış, tamam. Tamam abi sağda varmış. Yetkili servisi var. Oraya gideceğiz ama durum hiç iyi değil. Ön mü patlamıştı abi? Aynen. Sağ ön lastik patladı abi. Adam arkadan bana vuruyor, bana diyor. Kaldırıma vurmak zorunda mıyız ya? O bana vuruyor arkadan, ben vurmadım ki. Neyse ya. Sinirlendim. Evet şimdi servis 3 diyor. 25 liraya lastik değişimi bedava herhalde. 25 liraya ekmek yok. Var. 5 ekmek. Abi 25 liraya lastiğimizi değişiyoruz. Kocaman bir otobüs de var. Nasıl ses geldi? Abi bunu güncellemede mi kıstılar sesini? Ne yaptı? Sesi ne kadar yüksek geldi. Ama diğer seslerde bir azlık var kesinlikle. O zaman kulaklıkla alakalı değilmiş. Benim kulaklarım da iyiymiş abi. Bu sesleri biraz azalmış niyeyse. Bilmiyorum artık sebebini. Biz yolculuğa devam ediyoruz. 930 mu? Ne alaka abi? Ta ne zaman 800? Ha 600 oldu. Tamam sıkıntı yok. 600 km yolumuz kaldı yaklaşık. 17 dakikadır oyundayız. 15-20'de öncesinde ben oynadım. Yaklaşık 40 dakikadır oyundayız. Sıfır sorun. Kasma yok, donma yok, FPS düşmüyor, her şey güzel. Ama ben önce bir abi şey yapacağım, araç yıkama yapacağım arkadaşlar. Aracımız çünkü bayağı bir kirlendi gene. Hemen şu en son marketin önünden gireyim abi şuraya. Genişten alırsam herhalde tekte girerim gibi gözüküyor. Abi biz bu işi dün öğrenmedik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi otobüsümüz bayağı bir kirlenmiş. Temiz temiz gidelim. Pislik içinde gitmeyelim. Temiz olsun otobüsümüz. İzmir, Malatya seferi yapıyoruz. Ta Malatya'ya hem de kayısı yemek için gidiyoruz yani, ama yolda başımıza gelmeyen kalmadı. Lastik patladı. Kaza yaptık. 25 lirada paramız gitti. Çok gitmiş gibi. Evet bakın görüyor musunuz? Farka bakın abi. İkisi arasındaki fark inanılmaz derecede fazla. Ve mis gibi oldu. Gerçekten güzel bir şekilde oldu. Tertemiz bir otobüs var abi. Hadi bakalım. Şimdi buradan dönerken hep sıkıntı ama. Dikkatli bir şekilde dönmek lazım. Arka taraf hep değiyor ya. Bakalım. Ama güzel dönebiliniyormuş demek ki. Biz hep vururduk öyle ama içeriden sürerken vuruyorduk. Bak bak abi şunun yavaşlığına bak. Allah'ım yarabbim. Abi şu otobüs arabanın yavaş gidişe bak. Duracak neredeyse. Şarjım mı bitti? Bu da elektrikli araba. Yanlış bilmiyorsam. Volkswagen'in herhalde bu ID3, ID4 falan var ya, onlardan herhalde. Resmen şarjı bitiyor gibi gidiyor. Abi var ya, bunlar da ayrı bir sıkıntı, elektrikli araba işi. Vallahi sıkıntı. Tabi şu an için sıkıntı, ileride böyle her 50 metrede bir şarj istasyonları olacak falan. Hiç böyle bir sıkıntı yaşanmayacak ama şu süreçte tabi az olduğu için şarj istasyonları çok rahat değil. Büyük şehirlerde yaşayanlar için sorun değil ama küçük şehirler problem. Yani ne yapacaksın? Her şarj bittiğinde kaldın yolun ortasında. Evde kaldın. Arabayı çalıştıramazsın. Bir sürü sıkıntı. Tabi evine şey kuranlar da var. Şarj istasyonu kurdurabiliyorsunuz. Ya çözüm var ama bana gelmez. Ben almam abi. Şimdi almam en azından. Aman Allah Allah Allah. Ne makaslardı. Gene. Yani. Şu an için gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Aman abi dikkat. Dikkat 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 dikkat. Abi solu kapattık gene gidiyoruz.
araba var ya durmuyor abi, durmuyor yani. Allah! O nasıl bir frendi abi ya? O nasıl bir fren ya? Vallahi benimkine çarpsaydık ortalık karışırdı söyleyeyim. Bayağı bir karışırdı ama hemen şöyle bir soldan yaptım. Bak abi mis gibi soldan soldan yardıra yardıra gidiyorum abi. Sıkıntı yok. Ve 330 km yol kaldı. Neredeyse bitiriyoruz abi. Neredeyse bitiriyoruz. Muhtemelen bir bakayım abi 20 diyor. Bir 5 dakika sonra Malatya'ya ulaşacağız. Hemen bir kayısımızı yiyeceğiz. Varsa Malatya'dalar. Orada bize bir kayısı getirin abi. Yiyelim değil mi? Güzelce yiyelim, daha sonra geri döneceğiz. Abi, Malatya'da değil, direkt hemen döneceğiz geri İzmir'e. Allah üf. Soldan mı abi? 289 km yol var. Güzel bir şekilde gidiyor, sıkıntı yok. Bak gene soldan. Geç abi sağ, geç sağ. Ya, Tesla var ya, pilim patlasın. Abi soldan gidiyor. Allah, biz de biraz kaza yaptık ama vurduk kenara. Evet, kemerlerini bağla abi. Ben bir bu arada son bir ikram daha geçeyim abi. İkram servisi muavin kalkmış. Çünkü 3 tane şey aldık. Simit, su ve çay aldık. Birini kullandık. Herhalde 3 farklı ikram yapabiliyoruz gibi gözüküyor. Bakalım, anlayacağız. Geldi mi muavin? Tam ben kamerayı değiştirirken oturdu yerine. Bir göremiyorum abi çalıştığını bunun ya. Vallahi bir göremiyorum bir çalıştığını. Gene soldan giden bir kişi. 200 km kaldı. Vardık abi, sonunda geldik diyebilirim artık. Çok bir yolumuz kalmadı. Malatya sınırlarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve kayısımızı yiyeceğiz. 180. Oo, hızlı atmaya başladı. Acayip hızlı düşüyor kilometre. Bayağı hızlı gidiyoruz, bir de 124 ile gidiyoruz abi. Bir otobüsüz ya. Ne yapayım abi, araba şey, otobüs güçlü. Vallahi çok güçlü. Durmuyor yerinde. Rampayı bile 120 ile çıkıyoruz yani. Daha ne olsun. Arabalar zor çıkıyor 120 ile rampa. Ve şöyle sıkıntısız bir şekilde, aman abi polisin yanına makasa girmezsin be. Vallahi girmezsin de biz makasın da makasına girdik resmen. Üf, gördünüz değil mi? İşte böyle yaptığında polis aslında direkt ceza yazması lazım oyunda. Öyle bir şey gelmesi lazım. Güzel olur ama bunlar çok detaylı şeyler. Gerek yok yani. Bu bilgisayar oyunu değil sonuçta. Mobil oyun. Ha, bilgisayar versiyonu olsa çok güzel olur. Öyle detaylar gerekebilir belki. Otobüs, tuvalet maalesef yok. Ama ben bir şey geçeyim abi. Yolculuk bitti. Anonsu geçeyim çünkü 90 km kaldı. Şu üst geçide çıkacağız. Bitti yani, bir şey kalmadı artık. Bak bir M4 gidiyor. Burayı çarpmadan dönersek helal olsun. Evet, sağ tarafa vurduk. Sağ tarafa çarptık. Şimdi benim merak ettiğim tabii ki Malatya terminali, otogarı. Ora bizim için önemli. Bakalım gerçekten önem verilip yapılmış mı? Yoksa yapılmamış mı? Göreceğiz. Bana kalırsa yapılmıştır gibi geliyor. Sonuçta büyük şehirlerden bir tanesi. Yapılması gerekir. Abi adam direkt sinyal vermeden, aynaya bakmadan kırdı ya önümüze. Neyse, Allah bilir, devrildi. Bize bir şey olmadı ama gördüğünüzde mi, hiçbir şey yapmadım. Sağdan gittim. Adam aynaya bile bakmadan önümüze kırdı. Ama Allah'tan bir şey olmadı bize. Sıkıntı yok. Tabi otobüste paramparça olacak. Hasar olayı olsa otobüs olmaz. Yani hiçbir şey kalmazdı bir yolculuk boyunca. Şimdi şehir merkezine geldik. Tabii ki Malatya böyle değil arkadaşlar. Alakası yok. Şimdi abi yavaş bir şekilde. Aman abi soldan girme ya. Bir girme öyle ya. Allah'ım ya. Üf, niye zor döndük? Biraz zor döndük. Neyse. Şimdi terminale giriyoruz. Ben de bir hatırlamaya çalışacağım. Hatırlayabilirsem tabii ki. Abi. Vallahi maçtı. Ya bu kısaltmaları hiç sevmiyorum niyeyse. Maçtı, kaçtı, façtı, taçtı. Hep böyle bir kısaltmalar var. Hiç hoşuma gitmiyor nedense. Ve gördüğünüz gibi Malatya şehirler arası otobüs terminali diyor. Böyle bir ya, böyle bir yerdi ya. Yani hatırlamaya çalışıyorum da bu kadar detay varsa kesin böyledir zaten, onu söyleyeyim. Yine siz yazarsınız, gördüğünüz gibi Malatya'ya geldik. Çok uzun bir sefer oldu arkadaşlar. 1200 küsür kilometrelik bir sefer. Ne içindi? Kayısı yemek içindi arkadaşlar. Kayısı yemeye geldik. Yolda biraz sıkıntılar yaşasak da değdi. Geldiğimizde biraz geri geleceğim. Ve yolculuk bitti. Gerçekten
Güzel bir şekilde oldu. Nazar değmesin. Oyundan da atmadı arkadaşlar. İyi bir yolculuk yaptık. 21 dakika sürmüş toplamda. Tabi giriş çıkış falan derken 25 dakikanın üzerine bir video oldu. 1511 lira para kazandık. Eğer atlamaya devam ederse daha sık Truck Simulator ve Otobüs Simulator videoları gelecek. Onu söyleyeyim. Güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.